Yeni maskaranın güzelliği. Şimdi şu çantayı hazırlayayım. Kolonya. Benim acil yardım çantam. İçinde ne ararsanız var. Mini boy, krem, alçaklama suyu, ilaçlar. Yapacak bir şey yok. Birazcık alerjiyim. Yara bandı, toka. Ve bunları evet böyle tek tek poşetliyorum. Çünkü bulması kolay olmalı. Güya bugün çok az versin var diye şu çantayı alayım dedim. Ona rağmen doldu yani ben sırt çantası insanıyım. Onu da şöyle. Okula giderken defter kalem almayı unuttum. Bir dakika. Çok tatlı kırtasiye ürünleri almıştım. Açmadım. Dün yapacaktım ama çok üşendim. Şöyle iki tane sticker almıştım. Bu şeffaf, transparan not kağıdıymış. Hoşuma gitti. Minnacık klipsler. Adını bilmiyorum. Arkadaşımla şöyle kalemler aldık ve bölüştük. Çünkü içlerine 4 tane falan oluyor ve bizim onu bitirmemiz biraz imkansız. Çok beğendim ve uygun fiyatlılardı. İki tane şöyle minik A5'lik not defterlerinden aldım. Bunları birini sınava çalışırken, diğerini ise derste hızlıca not almak için kullanacağım. Bir de üçlü şu şekilde not defteri aldım. Şimdi ben derslerin nasıl geçeceğini bilmiyorum. O yüzden arkadaşıma dedik ki ilk başta ince bir şeyler aldım. Çünkü geçen sene mesela hiç kullanmamıştık neredeyse. Üniversite not defteri böyle olur. Umarım kullanabilirim. Bugün pembeyi alacağım. Dediğim gibi çünkü sadece bir dersim var. Ne olur ne olmaz diye şunu da alacağım da. Yani bence bu yetecek. Çünkü elektronik ilerleyebilir. Diğer günler mecburen şu sırt çantasını kullanmam gerekecek. O yüzden bir günlük. Yağmurun bitmesini bekle, gökkuşağı çok güzel. Az önce yağmur yağıyordu. Ay bir an kağıdı yırtıyor zannettim. Ben bir an yok sanmıyorum. Boş laflara kulak asma. Burayı biplemem lazım. İlk gün bitti. Güzeldi, ben bu arada çok zevk aldım. Yani hazırlıktan sonra bu kadar güzel bir fakülte yılın beni beklediğini düşünmüyorum doğrusu ve gerilmiştim biraz. Ama derse girdiğimde birçok arkadaşımın da aynı sınıf olması beni mutlu etti. Rahatlıyorum. Benim ise gözüm korktu. Yani şey oldum böyle, hazırlık yılım güzel zamanlarımmış gibi bir hissiyat aldım. Çünkü çok böyle disiplinli bir şekilde başladı. O yüzden ufak bir korkum var ama mutluyum. Sadece bugün bir dersim vardı ve pek böyle şey yapamam, içimde kaldı biraz. Daha çok derse girmek istiyordum. Senin bir dersin mi var? Hadi ya. 4 ay sonra ilk defa bu kadar erken uyandım.
İnternetten baş harfi A olan bir kolye sipariş etmiştim. A harfi gözükmüyor. Neden rüzgar olduğunu anlamalıydım. Ya düğüm olmuş. Zamanım yok şimdi görmemiş gibi davranacağım. Dünyanın en garip durumu oldu ama dün şu çanta öyle omuzumu ağrıttı ki kesinlikle bundan sonra sırt çantası. Bu en sevdiğim sırt çantam. İçerisinde milyon tane gözü var ve aşırı rahat. Defterlerim yetmeyecek sanırım. Bu inceler çok az geldi çünkü elektronik alet kullanmamızı istemiyorlar. Ben tabletten not alayım diye düşünmüştüm. Bugün belki bunlardan almaya gideceğim. Arkadaşım dersten çıkacak, o çıktıktan sonra yemek yiyeceğiz. Acıktım. O kadar uzun zamandır İngilizce derse girmemiştim ki. Hoca konuşmaya başladı, ben böyle şeyim. Ne? Hı? Anlamadım, böyle ilk 10 dakika yoktu. Ondan sonra oturdu. Şimdi ben kocaman bir ısırık alacağım. Güzelmiş. O kadar açım ki harika görünüyor. Oreo. Baksana bunları sosu olarak satılıyor yani. Diyelim ki olarak? Bunu alsın. Anladığım kadarıyla mesela bunu aldın diyelim. Normal noodle'ın içine koyduğun aynı tat olur herhalde. Ya da bunlar acı mı sadece, ondan da emin değilim. Arkadaşıma iddiaya girdim, dedim ki bence bu 150 liralı üzeri. Oysa 100 lira dedi. Tek attın 150 lira. 150 lira mı diye? Vallahi tek attın. Beş buçukta kalkmış olmanın verdiği bir yorgunluk ve uykusuzluk var. Yani bir haftaya alışacağım ama şu birkaç gün zor geçecek. Bu iki günümü olabildiğince sizinle paylaşmaya çalıştım. Ancak bütün dersler şu anda sadece bir giriş yaptığı için. Yani işte dersler nasıl işlenecek, sınavlar nasıl olacak, kurallar nedir. Çok düz geçti ve kısa sürdü. Ama dersler için çok heyecanlıyım. Hepsi ilgimin olduğu konular. Yarın ilk defa bölümüme ait dersler göreceğim. Temel tasarım ve iç mimarlığa giriş. Onlar için çok heyecanlıyım. Çekmek istiyordum ama aynı olacağına, yani sadece tanıtım yapılacağına eminim. Bu yüzden bu vlogu burada sonlandırmak istedim. Ama haftaya çok yoğun bir program beni bekliyor. Bunları da paylaşmak için sabırsızlanıyorum açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim çok eğlendiğim ve zevk aldığım iki gün oldu. Umarım bunu da aktarabilmişimdir. Haftaya görüşmek üzere.